يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والسبعون من شرح العقائد. Bugün Şerhül Akaid'in 72. dersini okuyoruz. Sümme ademu teklifi bima leyse fil vus'i muttefakun aleyhi. Yani abdın vus'unda, gücünde, takatında olmayan herhangi bir şeyle ademu teklif, teklifin caiz olmadığı muttefakun aleyhi. Bu nedir? Bu muttefaku aleyhidir. Mu'tezileler de bunu kabul ediyorlar. Eş'ariler de kabul ediyorlar. Maturidiler de kabul ediyorlar. Teklif bima leyse fil vus'a caiz değildir diyorlar. Sümme ademu teklifi bima leyse fil vus'i muttefakun aleyhi. Bu nedir? Muttefakun aleyhidir. Delil لِقَوْلِهِ تَعَالَى ayetin serihi var. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Ayet ne diyor? Allahu Zülcelal hiçbir nefsi vus'unun dışında bir şey ona ne etmez? Ona yüklemez. Şimdi dikkat edin, burada adamu teklif caiz mi değil mi onu söylemiyor. Adamu teklifin vuku'u ittifak eder. Yani öyle değil mi? Burada göremedim. Yani adamu teklif bima leyse fil vus'i manası, yani adamu vuku'u teklif bima leyse fil vus'i. Adamu vuku muttefaku aleyhidir. Bak, vuku caiz mi değil mi? Yani teklifi bima la yutak caiz mi değil mi? O ayrı bir konu. Teklifi bima la yutakan vuku'u var mı yok mu? Adamu vuku nedir? Muttefaku aleyhidir. Anlaşıldı değil mi? Ha, gerçi bu ittifak konusunda ihtilaf edenler var. Yani ittifaki midir, değil midir? Biraz bu tartışılıyor. Yani ittifak olmasa da cumhur ulemaya göre teklife bima leyse fil vusa vuku bulmamış. Delil li kavlihi taala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Oldu mu olmadı? Vus mana yani illa ma illa yükellifullahu nefsen illa taqataha ve makduraha. Makduru neyse onu ne ediyor? Teklif ediyor. Makdurunun dışında abdın ademu teklifi nedir? Muttefakun aleyhidir. Anlaşıldı. Peki buna bir ihtiraz varid oluyor. Teklife bima leyse fil vusa yoktur diyorsun. Ve ademi de ittifakidir. Öyle değil mi? Peki bu ve iz kulna lil melaiketi iscudu li ademe fesecedu yok. Ve iz kâle rabbuki lil melaiketi inni cailun fil ardi halife. Kâlu etecel fiyâ me yusidu fiyâ ve yesfikud dima ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kâle inni a'lamu mâ la ta'lamun. وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Halbuki melaketlerin vus'u değildi. Allah teklife bimalla yutaki yaptı onlara. Anlaşıldı değil mi? Şimdi ona cevap veriyor. Mesela anladınız değil mi? Yani bu ayetle bizim söylediğimize ihtiraz var oluyor. Şimdi onu def ediyor. Diyor vel emru fi kavlihi taala en bi uni bi esma'i haula'i. Buradaki emir li tacizi. Emir niçindir? Emir taciz içindir.
Melaiketlerin melaiketleri aciz bırakmak içindir. Melaiketlerin icizlerine inlerini onlara bildirmek içindir. Adem'in yaratılmasına karşı olan fikir, düşünceleri yanlış olduğunu onlara bildirmek için bu emir yapılmış. Yoksa teklifi ma leyse filvosu yapılmış, onu yerine getirin diye yapılmamış. Tahsilü ma leyse filvosu onlardan istememiş. Anlaşıldı değil mi? Vel emru fi kavlihi ta'ala en bi'uni bi esma'i ha'ulâ'i lil ta'cizi. Dönet teklif buradaki emir teklif için değildir. Öyle değil mi? Bununla ne olmuş? Teklife bima leyse fil vuku bulmuş denilmez. Burada teklif yok ki. Buradaki emir niçin değildir? Teklif için değildir. Peki başka bir ayet var buna aykırı. Nedir? Ve kavluhu ta'ala hikayeten. Allah-u Zülcelal'ın bu kavlu ama Allah söylüyor, başkalarından hikaye ederek söylüyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqete lena bih. Bak şimdi Allah-u Zülcelal hikaye ederek diyor, dua nasıl ediyorlar? Rabbena ve la tuhammilna ma la taqete lena bih. Ya Rabbi gücümüz yetmeyen şeyi bize yükleme. Demek yüklemesi caizdir. Allah yükleyebilir. Onun için dua yapılıyor diyor, yükleme bize. Öyle değil mi? Bu da hani adamı teklif maalesef filvusa muttefakun aleyh dedik. Halbuki bu ayetten anlaşılan o ki teklifi bir maalesef filvusa caizdir. Bak def'i için, raf'i için, raf'i değil de def'i için dua yapılıyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqete lena bih. Ya eğer adamı teklife bima leyse fil vus'u muttefaku aleyhise, bu dua niye yapılıyor? Oldu. Şimdi Allah-u Zülcelal bunu hikaye ediyor. Kimlerden hikaye ediyor? Müminlerin dualarında hikaye ediyor. Yani müminler şöyle dua yapıyorlar. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqete lena bih. Anlaşıldı değil mi? Ha diyor bu kavl leysel muradu bi tahmilihi ve teklifu. Bu ayetteki tahmilden murat teklif değildir. Leysel muradu bi tahmilihi ve teklife. Burada tahmil teklif değil. Ya bel isale ma la yutaku minel avaridi ileyhim. İleyhim isale mutalıktır. Bel isalu ma la yutaku minel avaridi ileyhim. Ben isalu ma la yutaku minel avaridi ileyhi. Yani gücümüz yetmeyen musibetlerden, musibetleri bize ulaştırmaktan bizi muhafaza et. Yani bize yükleme, yani gücümüz yetmeyen musibetleri bizlere isabet ettirme ya Rabbim. Ben isalu ma la yutaku minel avaridi ileyhi. Yani Rabbena ve la tuhammilna ma la taqete lena bi gaye. Tahmilden murat tekliftir. Gücümüzü aşan ibadetleri bize teklif etme, bize vacip farz kılma anlamında değil. Yani gücümüz yetmeyen, gücümüzün yetmediği, tahammül edemediğimiz avaridleri, musibetleri bize ulaştırma. Başımıza böyle büyük felaketleri getirme. Buradaki tahmilden murat teklif değil. Bel isale ma la yutaku minel havaridi ileyhim. İleyhim neye mutalık dedik? İsale mutalıktır. Havari demek, havadis demek. Kıtlık gibi, hastalık gibi, düşmanın galebeti gibi. Anlaşıldı değil mi? Geçmiş ümmetlerin başına bunlar çok gelmiş. Ya Rabbi bunları bizim başımıza getirme. Anlaşıldı değil mi? Şimdi dikkat edin. Adamu teklifi maalesef filvusa muttefakun aleyhi. Yani adamu vuku'u teklifi bi maalesef filvusa muttefakun aleyhidir.
adamu teklifi bima leyse fil vus'i muttefakun aleyhidir. Yani teklife bima la yutak olmamış, vuku bulmamış bu ittifaktır. Herkes bunu kabul ediyor. Ya münakaşa niza nerededir? Münakaşa niza teklife bima leyse fil vus'u caiz mi değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Teklife bima ne? Leyse fil vus'a. Teklife bima leyse fil vus'a caiz mi? Değil mi? Hah, nizam bundadır. Anlıyorsunuz değil mi? Yani caiz olsa da vuku bulmamış, caiz olmasa zaten vuku bulmamış. Bakın ve innemen niza'un fil cevazi. Niza cevazadır. Teklife bima leyse fil vus'a caiz mi değil mi? Yoksa vuku bulmuş mu bulmamış ondan niza yoktur. Vuku bulmadığı ittifak edilir. Ve innemâ nizâ'un fil cevâzi. Femmena'ahul mu'teziletu. Mu'tezileler bunu ne ediyorlar? Men ediyorlar. Binan alel kubhil akliyyi. Binan alel kubhil akliyyi. Mu'teziler diyorlar, teklife bimaleyse fil vus'u caiz değildir. Niye? Onlar kubh-i akli savunuyorlar. Kubh-i akli ne etmiyorlar? Kabul etmiyorlar. Onlar diyorlar, abdın yapamadığı bir şey abda teklif edilirse bu kabihtir. Kabih olan bir şey Allah'a nispet edilmez. Binaen alel kubhil akliyi mu'tezililer ne etmiyorlar? Teklife bima la yutaki caiz görmüyorlar. Ve innemen nizâhu fil cevâzi femmenavul mu'tezilatu binaen alel kubhil akliyi. Yani ne diyorlar? Acizin teklifi diyorlar kabihtir. Aklın bakışına göre aciz birinin teklifi kabihtir. Allah'ın kabahlerden tenzihi vaciptir. Öyleyse teklife bima leyse fil vus'a caiz değildir. Ve cevvezehul eş'ariyyum. Eş'ariler diyorlar teklife bima leyse fil vus'a caizdir. Vuku bulmamış. Allah yapabilir mi? Yapabilir mi? Caiz mi? Caizdir. Niye? Bu kabih değil midir? Nasıl Allah'a nispet edilir? Abd bir şey yapamıyor, Allah onu sorumlu tutar. Nasıl olur? Diyor, لِأَنَّهُ لَا يُقْبَحُ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٌ لَا يُقْبَحُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى شَيْءٌ Allah-u Zülcelal'dan hiçbir şey ne yoktur? Kabih yoktur. Sahibul mülk odur. Kabih nedir? İnsan haddini aşarsa, münasip olmayan bir şey yaparsa, başkasının malından, mülkünden tasarruf ederse, kabih olan bunlardır. Bütün kainat Allah'ındır. Tasarruf O'nundur. Leyse fil, ma fil vus'u teklif ettiği gibi, ma leyse fil vus'u da teklif edebilir. Kendi mali, kendi mülkü. Bir şey kendi malında istediği tasarruf yaparsa bu nasıl kabih olur? Kabih diye bir şey yok. Anlaşıldı değil mi? Hatta diyor Allahu Teala bi ennehu'l maliku felehu't tasarrufu fi halqi keyfe şaa. Yani kema şaa. Oldu. Ama Maturidiler ile Mu'tezileler diyorlar teklife bi ma leyse fil vus'a caiz değildir. Burada ikisi aynı olmuşlar. Oldu. Tabi bu hilaf başka bir hilafe dayanıyor. Yani husn kubuh akli midirler, şer'i midirler? Eş'ariye göre nedirler? Şer asıldır. Mu'tezilelere göre akıl asıldır. Onlar akıl asıldır. Teklif-i mala yutak akla göre kabihdir, caiz değildir. Eş'arilere göre husn kubuh şer'i oldukları için asıl şer olduğu için şer caiz görülür bir şey akla bakılmaz. Ve innemen niza'u fil cevazi
فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. Oldu. Aslında Eş'ari mesela Teftezani Telvih kitabında diyor. Teftezani nerede diyor? Telvih neyin üzerinedir? Tevdih üzerinedir. Tevdih de tenkih üzerindedir. Öyle değil mi? Telvih Teftezani'nindir. Tevdih tenkih Sadr-ı Şeria'nındır. Teftezani Telvih kitabında diyor Eş'ari teklif-i muhal caizdir. Bunu serahaten söylememiş. Serahaten bunu ne etmemiş? Söylememiş. O iki şeyi söylemiş. Diğerler onu o iki şeyinden bunu çıkartmışlar. Eş'ari demiş abdın efal ihtiyarısında tesiri yok. Abdın nerede yok? Af'ali ihtiyarısında neyi yok? Tesiri yok. Bir. İkinci bir konu, eşariler diyorlar kudret ma'al fiildir. Kablel fiil değildir. Kudret ma'al fiilse, abdın tesiri yoksa, o zaman teklife bir maalesef olursa caiz olmalıdır. Eşarinin bu iki şeyinden, bu söylediği iki şeyden teklif ve bimallâ yutak caizdir diye ona isnat etmişler. Yoksa Eş'ari serahatan teklif ve bimallâ ise fil vursun caizdir dememiş. Anlıyorsun değil mi? Abdün kudretine tesir yok. Abdün kudreti ma'al fiildir. Kudret ma'al fiildir, kablel fiil değildir. O iki şeyi söylemiş. Bu iki şeyden diğerler teklif ve bimallâ ise fil vursun caizdir demişler. Onu o söylediği bunu gerektiriyor. Yoksa direktmen sarahaten bunu söylememiş. Bitti. وَقَدْ يُسَدَّلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَقَدْ يُسَدَّلُّ delil getirilir. بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا bununla delil getirilir. عَلَى نَفِ الْجَوَازِ teklife bima leyse fil vus'ın caiz olmadığına dair bu ayetle delil getirilir. Bakın ayet ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse vus'ında olmayan bir şeyi teklif etmez. Allahu Zülcelal nefse neyi teklif eder? Vus'ında olanı teklif eder. Ha demek ki teklife bima leyse fil vus'un ne değildir? Caiz değildir. Peki bu ayete nasıl çıkar teklifi bir maalesef ilmiyorsan caiz olmadı nasıl çıkar? Ve takriruhu. Anlıyorsunuz değil mi? Bu istidlalın takriri. Bu ne? Bu istidlalın takriri. Yani bu ayete nasıl istidlal getirilir? Bu şekil. Ennehu levkane caizen. Eğer teklifi bir maalesef ilmiyorsan caiz olmuş olsaydı. Lamma lazma min fard wuqu'i muhalun. Şayet vuku bursadi muhal lazım gelmemelidir. Bakın iyi dikkat edin. Teklife bi maalesef fil bursa eğer caiz olsaydı vuku bulduğu takdirde buna bir muhallık teretüp etmemelidir. Öyle değil mi? Bir şeyin vuku caizse vuku bulmamış. Şayet vuku bursa bir muhallık lazım gelir mi? Hayır. Caiz ise demek o konuda muhallik yok. Peki. Burada da eğer teklifi bir maalesef fil vus caiz olmuş olsaydı o konuda muhallik olmayacaktı. Niye? Darurat enne ishalete lazımı tücüb ishalete melzumi. Lazımın muhallığı melzumun muhallığını gerektiriyor. Lazımın muhallığı bir lazım muhalse melzum da ne olur? Muhal olur. Niye? Tahkiken limanel lüzumi. Lüzum manasını pekiştirmek içindir. Yani iki şeyin arasında lüzum varsa biri lazım, biri melzum ise lazımın vuku'undan melzumun vuku'u ne olmamalıdır? Muhallik. Lazımın vuku'unda bir muhallik olmamalıdır.
Takrir ennehu lev kâne caizden bu melzumdur. Lema lezme min ferdi vukuyu muhalun bu da nedir? Lazımdır. Niye? Devreten ishalete lazımî tücbisat melzumî. Eğer vukuunda muhallik olsaydı caiz olmayacaktı. Eğer caiz ise vukuunda muhallik olmamalıdır. Niye? Tahken limane lüzumî. E tamam. Bakın dikkat edin. Eğer teklife bir maalesef filbosu caiz olsaydı bil fiil bu teklif yapıldığı zaman muhallik olmamalıdır. Halbuki lakinnehu lev vaka'a şayet teklife bir maalesef filbosu vaka olursa lezme kezbu kelamillahi ta'ala. Allah'ın kelamının kizbi lazım gelir. Haşa Allah yanlış söylemiş lazım gelir. Ve hu muhalun Allah'ın kelamında kizb nedir? Muhaldir. Allah'ın kelamında kizb muhalse o zaman teklifi bima la yutak vaka vuku'u caiz değildi. Şimdi nasıl? Bakın dikkat edin. Şimdi teklifi bima la yutak biz diyoruz caizdir. Ne, yok caiz değildir. Niye caiz değildir? Allah demiş la yukellifullahu nefsin illa vus'aha. Vus'unda olanı teklif ederiz. Demek ki bu ayet delildir ki teklife bima la yutak caiz değildir. Niye? Eşya caiz olsaydı bu konuda bir beis, bir muhallik olmamalıydı. Öyle değil mi? Hmm. Niye? Vuku caizdir. Caiz olan bir şeyin vuku bulmasında diyelim bu dünya gibi bir dünya daha olsaydı caiz değil mi? Caizdir. Peki vuku bulsa muhallik meydana gelir mi? Hayır gelmez. Eğer teklife ma la yutak caiz olsaydı bil fiil teklif yapılsaydı muhallik lazım gelmemeliydi. Niye? Ya çünkü lazım muhal ise merzum da muhal olur. Eğer vuku'i muhal ise cevazi de ne olurdu? O da muhal olmalıydı. Cevazi teklif yani. Cevazi teklif eğer varsa vuku'nda muhal olmamalıdır. Çünkü bu konuda muhal ise cevaz da olmamalıydı. Bu ona lazımdı. Öyle değil mi? Hı hı. Halbuki şayet vuku bulursa muhallik lazım gelir. Niye? Bakın Allah demiş de la yükellifullahu nefsin la vus'a. Allah kendisi diyor. Diyor Allah vus'adakinin dışında vus'ada olmayanı teklif etmiyor. Sadece vus'ada neyi teklif vus'ada olanı teklif ediyor. Vus'ada olmayan kişinin takatinde, abdün takatinde olmayanı teklif etmiyor. Allah demiş, Allah kendisi demiş, Allah maalesef filosofi teklif etmez. O zaman vuku muhaldir. Niye? Allah demiş etmez. Eğer vuku olursa Allah'ın dediği çıkmıyor. Allah demiş, la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Bu vuku bulursa Allah'ın bu dediği haşa yalan çıkmış oluyor. Öyle değil mi? Hı hı. Ha, peki. Teklife bima la yutak caiz olursa vukuunda muhallik olmamalıdır. Halbuki vukuunda muhallik var. Öyleyse teklife bima la yutak caiz değildir. Hı hı. Mesela anlaşıldı. Hı hı. Tekrar ediyorum. Vukuundaki muhallik bu la yukellifullahu. Allah haber veriyor. Allah haber vermişmiş. Allah maalesef filosu teklif etmez. O zaman vuku muhal olur. O zaman vuku muhal olur. Çünkü eğer vuku olursa ha Allah teklif etmez. Mafil vus'un gerisini teklif etmez etmiş. Bak. Demiş etmez. Söylediği çıkmadı. Etmiş. Kezip lazım. Ve takriruhu ennehu lev kâne caizen lema lezme min fâdi vuku'yı muhalun darurrete enne ishalete lazım tücbi ishalete merzumi tahkiken limane lüzumi lakinnehu lev vaka'a lezme kezibulu kelam ilahi ta'ala ve muhalun. Kelamların kizbi de muhaldir. Öyleyse vuku'unda muhallik var. Vuku'unda muhallik varsa öyleyse caiz değildir. Caiz olan bir şeyin vuku'unda muhallik olmamalıdır. Mesele anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tekrar edeyim. Diyor ve hazihi nuktetun. Nokta yani garip bir şeydir. O hazi bu bizim söylediğimiz noktatun yani bir noktadır, bir garip durumdur. Hangi konuyla ilgili?
في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه. Yani bu bir noktadır. Sade bura ait değil. Fi beyani sadece vuku'i kulli ma yetaallaku ilmullahi ta'ala ve iradetu ve ihtiyaru bi adem vuku'i. Allahu Zülcelal'ın ilmi, iradesi, ihtiyari. Neyin ademul vuku'una taalluk etmiş ise bu onların tamamında geçerlidir. Bu onların tamamında nedir? Geçerlidir. Yani Allah'ın ilmi bir şeye, bir şeyin adam vukuuna taalluk etmiş ise onun vuku'u caiz değildir. Allah-u Zülcelal'ın iradesi bir şeyin adam vukuuna taalluk etmişse onun vuku'u caiz değil. Muradın hilafi olmuş oluyor. Allah-u Zülcelal'ın ihtiyari bir şeyin adam vukuuna taalluk etmiş ise onun vuku'u caiz değildir. Nasıl burada Allah bir şeyden haber vermiş ise onun hilafının vuku'u caiz değil ise ilmi, iradesi, ihtiyari neyin vuku'una taalluk neyin adamın vuku'una taalluk etmiş ise onun vuku'u caiz değildir. Allah'ın ilminin, iradenin, ihtiyarının hilafi vuku bulmaz çünkü. Nasıl haber verdiği şeyin hilafi vuku bulmuyor ise bildiği şeyin, irade ettiği şeyin, ihtiyar ettiği şeyin hilafi de bulunmaz. Öyleyse Allah Zülcelal bir şeyin adamın vuku'nu irade etmişse, bilmişse, ihtiyar etmişse vuku'u caiz değildir. Bizde vuku yok hocam. He? Ve hâzihi nuktetun fî beyan istihâleti kulli mâ yeteallâhu. İlmullahi Teala. Vuku yok bizde yani. Ve hâzihi nuktetun fî beyan istihâleti. Vuku var sizde. Yok, vuku eksiktir, yazın. Çünkü Allah'ın ilmi, iradesi, ihtiyarı o şeyin adam vuku'na taalluk etmiş, onun vuku'u ne oluyor? Muhal oluyor. Oldu. Ve halluha bu noktanın neyi? Hali. Bu noktanın halli, beyanı, açıklaması, idahı. Enna biz la nusallimu enne kulle ma yakunu mümkinen fi nefsihi la yazamu min fardi vuku'i muhal. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kulle o şey ki kendi nefsinde nedir? Kendi nefsinden mümkündür. Onun fard-ı vuku'undan muhallık lazım yani biz kabul etmiyoruz. Öyle değil mi? Bakın muhalluha enne la nusallimu enne kulle ma yakunu mümkünün fi nefsihi la yazamu min fardi vuku'i muhallun biz bunu kabul etmiyoruz. Yani kulle o şey ki kendi nefsinden nedir? Mümkündür. Onun fard-ı vuku'undan muhal lazım gelir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ve innema yecibu zalike ancak bu vacip olur. Yani kendi nefsinden mümkün fard-ı vuku'undan muhallik lazım gelir. Lev lem ya'rid lehul imtina'u bil gayri. Lev lem ya'rid lehul imtina'u bil gayri. Eğer ona imtina'i bil gayr peyda olmuyor ise. Ve innema yecbu zalike lev lem ya'rid lehul imtina'u bil gayri. Ve illa lecaz en yekune lüzumul muhali. Ha. Şimdi bakın. Ve hallu enne la nusallimu enne kulle ma yekunu mümkünen fi nefsihi. Kendi nefsinden mümkün olan herhangi bir şey yok. Kendi nefsine mümkün olan bütün şeyler la yelzemu minfadi ve koyu muhalle onun ve konu farından muhallek lazım gelmez öyle değil. Bazen lazım gelir bazen gelmez. Bakın. Ve innema yecbu zalike ancak bu lazım gelir. لَوْ لَمْ يَعْرِدْ لَهُ الْاِمْتِنَعُ بِالْغَيْرِ eğer imtina'ı bilgeyr ona yoksa وَاِلَّا لَجَزْ اَنْ يَكُنْ لُزُمْ مُحَرِبْ بِنَا الْاِمْتِنَعُ الْغَيْرِ yani hulası beni dinleyin. Hadis zatında mümkün olan bir şeyin fardul vukuunda muhallik lazım gelmez diyoruz ya. Bu genel değil. Bunu genellemek yanlıştır. Nefsinde mümkün olan bir şey dışarıdan bak
ona bir, yani gayriden dolayı dışarıdan eğer ona bir imtina gelmezse, öyle değil mi? Ve innema yecbu zalikan lev lem yaridlev imtina'u bil gayri. Eğer imtina bil gayri dışarıdan ona peyde olmazsa, o zaman yerzemu minifardı ve koy muhalu. Anlaşıldı değil mi? Ve illa eğer o şeye gayr ile bir imtina meydana gelirse, lecazen yakune lüzumul muhali. O muhalın lüzumu olabilir. Lecaze en yekune lüzumul muhali. O muhal olan şey lazım olabilir. Niye? Kendi nefsine göre değil. Binan alel imtina'yı bil gayri, imtina'yı bil gayriden dolayı. Yani gayriden dolayı mümtene olmuş. Orada bir gayr var, bunun imtina'yı gerektiriyor. Ondan dolayı nedir? Mümteniyedir. Anlaşıldı değil mi? Yani hulasem, kendi nefsine mümkün olan bir şey, onun ferdül vukuunda muhallik lazım geliyor diyoruz ya, hayır, bu her mümküne bu yoktur. Her mümkün olana ferdül vukuunda muhallik lazım gelmez, öyle değil. Bu eğer imtina-i bilgir, ona dışarıdan imtina-i bilgir olmazsa, tamam doğrudur. Kendi nefsinde mümkün olan herhangi bir şeyin ferdül vukuunda muhallik yok. Eğer imtina-i bilgir yoksa, yani dışarıdan bir dayatma yoksa, eğer dışarıdan bir imtina varsa ona, yani harici bir şey onun imtinaına yol açıyor ise, o şey kendi nefsinde mümkündür ama ferdül vukuunda hani diyoruz ya, muhal lazım gelir, hayır lazım gelmez. Yazım ferdül vukuun muhalun. Ferdül vukuunda muhallık lazım gelmez. Belki vuku'u vacip olur. İmtina arız olmazsa. Eğer dışarıdan ona bir imtina yoksa, ferdü vuku'unda ne var? Muhallik var. Yani bir şey kendi nefsinde mümkünse, onun vuku'unu farz edersek muhallik lazım gelir. Gelmemesi lazım değil mi? Ters mi anladın? Bak. Enne la nüselimu enne kulle ma yukun mümkün fi nefsi la yazın. He. Yok, bu lazım gelmez, doğru. Enne kulle ma yakunu mümkün fi nefsi la yazın min ferdi vukuun muhallik. Yani kendi nefsine mümkün olan her şeyin ferdi vukuunda muhallik lazım gelmez, öyle değil. Bazıların içinden lazım. Eğer dışarıdan imtina yoksa la yerzemudur. Ama dışarıdan imtina varsa o zaman yerzemudur. Yani dışarıdan bir şey var diyor, bunun vukuu nedir? Mümteniyedir. Bunun vukuu nedir? Mümteniyedir. Hadden zatında nedir? Mümkün. Ama dışarıdan bir şey var, onun imtina'ını ne ediyor? İstiyor. Onun imtina'ı istiyor. O zaman bunun ferdül vukuunda muhallik yok diyemeyiz. Ferdül vukuunda muhallik var. Niye? Dışarıdan bak, bunun imtina'ını gerektiren bir delil vardır. Onu ben biraz önce yanlış söyledim. Ve halluha اَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّا كُلَّ مَا يَكُنُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ لَا يَلَزَ مِنْ فَرْدِ وَقَوْيُ مُحَالٌ Öyle değil. Nefsinde mümkün olan her şey ne varsa, ferdü vukuunda muhallik lazım gelmiyor. Öyle değil. وَاِنَّمَا يَجْبُ ذَلِكَ Ancak bu vacip olur. Yani mümkünün ferdü vukuunda muhallik ancak lazım, muhallik lazım gelir. لَوْ لَمْ يَعْرِدْ لَهُ الْاِمْتِنَعُ بِالْغَيْرِ Eğer imtina'ı bilgeyr ona yoksa, o la yazım minifar yukayın muhallun. Ve illa eğer imtina'ı bilgeyr varsa ona, lecazen yakune lüzumul muhali. O muhalın lüzumu caiz olur. Muhalın lüzum ne olur? Caiz olur. Niye? Binan alel imtina'i bil gayr. Çünkü gayrden dolayı nedir? Gayrden dolayı mümteni olmuş. Peki gayrden dolayı mümteni olan bir şeyin vuku'unda muhallik yok mu? Var. Vardır. Bak, hadi zatında nedir? Mümkündür. Ama gayrden dolayı ona imtina peyda olduğu için onun ferdül vuku'unda muhallik var.
Yani vuku'unu farz edemiyoruz. Vuku' bulursa muhallik var. Niye muhallik var? Çünkü onun imtina gerektiren bir gayr vardır. Onun imtinaına yol açan bir gayr varsa sen onun vuku'unu farz edemezsin. Onun vuku'unun farzı ne olur? Muhal olur. Aynı öyle. Anlaşıldı değil mi? Hı hı. Şimdi diyor burada kâne zaten biz öyle tammedir ve binan mef'ulun lehu. Şimdi bunun hulasesi bir şey kendi nefsinde mümkün ise dışarıdan bunun imtinana yol açan bir müdahil yok ise onun ferdül hukukundan muhallik lazım gelmez. Hı hı. Bu demek değildir. Ne kadar kendi nefsinden mümkün olan herhangi bir şey varsa onun ferdül hukukunda muhallik lazım gelmez. Bu genelleme değildir. Genelleme yapmak yanlıştır. Dışarıdan imtinaa yol açan bir şey yoksa öyledir. Varsa öyle değildir. Yukarıdakiyle nasıl bağlantı bulacağım? Soruyla. Şimdi ona geliriz. Önce bu ibareyi çözün. Ve halluha اَنَّا لَا نُسَلِّمَا اَنَّا كُلَّ مَا يَكُنُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ لَا يَزَمْ مِنْ فَرْدِ وَقَوْيْ مُحَالٌ Biz bunu kabul etmiyoruz. وَاِنَّمَا يَجْبُ ذَلِكَنْ لَوْ لَمْ يَعْرِدْ لَهُ O mümküne الْاِمْتِنَا وَبِالْغَيْرِ Bak, nefsinden mümkündür. Ama gayr ile onun imtina'i lazım gelmiş. Ona imtina peyde olmuş. Bunun لَا يَزَمْ مِنْ فَرْدِ وَقَوْيْ مُحَالٌ diyemeyiz. يَلْزَمُ مِنْ فَرْدِ وَقَوْيْ مُحَالٌ Muhallik lazım gelir. Niye? Çünkü dışarıdan ona imtina pedolmuş. Gayr ile ona imtina meydana gelmiş. وَاِلَّا eğer imtina bil gayr yoksa لَجَازَ اَنْ يَكُنَ لُزُمُ الْمُحَالِ O muhalın lüzumu olabilir. Yani o muhal olan bir şey meydana gelebilir. Bu konuda bir muhallik yoktur. Lecaze binan alel imtina bil gayr. Hani imtina bir gayr olduğu için, gayrden dolayı mumteni olduğu için lüzumul muhal oluyor. Yani o kendi nefsinden mümkün olanın vuku'u muhal oluyor. Niye muhal oluyor? Çünkü gayrden dolayı o mümkine fi nefsihi mumteni olmuş. Ona imtina peyde olmuş. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Şimdi öncekiyle irtibatı nedir? Bu nokta ne dedi? Fi bani salti ve koy kulli ma yetaalluq ilmu Allah Teala ve red bi'tiyar bi vuku'ihi ve halluha Bak, şimdi biraz önce dedik ya Eğer caiz olsaydı, mümkün, teklif mala yutak caiz olsaydı, ferdül hukukunda muhallik lazım gelmezdi. Ne gelmezdi? Ferdül hukukunda muhallik lazım gelmezdi. Ya ferdül hukukunda muhallik lazım gelmez, eğer o teklif-i mala yutakı, o nefyül cevazı lazım kılan harici bir gerekçe yoksa. Bakın, şimdi Allah demiş, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Teklif-i مَا لَا يُتَقِنْ اِمْتِنَاءِ meydana geldi mi gelmedi? Geldi. Bak Allah Zülcelal diyor, Allah abdın vus'unda olmayan, nefsin vus'unda olmayanı teklif etmiyor. Evet. Bununla o teklif مَا لَا يُتَقْ ki caizdi, onun vuku'u artık muhal oluyor. Tam haddi zatında caiz değil. Haddi zatında caiz değil. Ama bu kelamla. Haddi zatında caiz olan bir şeyin ferdül hukukunda muhal olmamalıdır. Ama eğer imtina bil gayr yoksa, burada teklifi bima la yutakın imtinai var. Gayr ile. Gayr nedir? Allah-u Zülcan'ın haber vermesi. La yükellifullahu nefsen illa vus'ahadır. Bu teklifi ma la yutakın
imtinai bu ayetten meydana, hadis zatında mümkündür ama bu gayr ile imtinai oluşmuş. Ha o zaman bunun farzlığında muhal lazım gelmez, bunu diyemeyiz. Mesela anlaşıldı? Bitti. Bakın örnek getiriyor. Ela yura enne Allah Teala lamma evcedel aleme bi kudreti ve ihtiyarihi. Allahu Zülcelal bu alemi neyle? Bu kaineti kendi kudreti, kendi ihtiyarıyla yarattığı zaman fe ademuhu mümkünün. Bu alemin ademi mümkün değil mi? Mümkün. Fe ademuhu mümkün nefsi. Bu alem kendi nefsinden ademi mümkün. Evet Allah onu yaratmış. Ama nefsinde de ademi de nedir? Mümkün. O zaman alemin ademi mümkündür. Anlaşıldı değil mi? Hani dikkat edin, mümkün olan bir şeyin ferdülukunda muhallik olmayacak. Bak burada muhallik var. O ma ennehu yerzem min ferdü vuku'ihi. Adem mümkünü bak. Ferdü vuku'ihi ademe gidiyor. Ma ennehu yelzemu min ferdi vuku'ihi, o ademu fe ademuhum mümkünün. Ma ennehu yelzemu min ferdi vuku'ihi, diyelim adem vuku bulursa, yani bu alemin ademi vuku bulursa, şu an mevcut ya, Allah ilmiyle kudreti alemi yaratmış. Ademi nedir? Mümkündür. Mümkün olan bir şey ferdi vuku'nda muhallik olmayacak değil mi? Halbuki يَرْزَمُ الْفَرْدِ وَقُوْيْ تَحْغَلَّفُ الْمَعْلُولَ عَنْ اَلَّتِ تَعَمَّتِ. Eğer alemin ademi gerçekleşirse, ma'lul illeti tamesinden ayrılmış oluyor. وَهُ مُحَلٌ. O da nedir? Muhaldir. Bakın, bu meseleler ağır. Şimdi Allah, bu alemin illeti nedir? Tam illeti. İlleti tam demek, o şey ki, ma'lul, ona tevakkuf ediyor. Onun gayrisine tevakkuf etmiyor. İlleti tam budur. Mâ yetevakkafu aleyh vücudun ma'lul. Peki bu alem bir ma'luldür. İlleti nedir? Allahu Zülcelal'ın iradesidir, kudretidir, ilmidir. Kudretidir, ilmidir. Kudretidir, iradesidir. İlmidir, kudretidir, ihtiyaridir. Allah'ın kudreti kısa keselim. İlleti tam nedir? Allah'ın kudretiyle ihtiyaridir. Peki Allah'ın kudretiyle ihtiyarı neye tevakkuf etmiş? Bu alemin vücuduna tevakkuf etmiş. Bu alem de kendi nefsinde nedir? Yani ademi de mümkündür. Ademi nedir? Mümkün. Peki adam mümkünse o zaman adamın o konuda bir muhallik lazım gelmemeli. Halbuki lazım geliyor. Niye? Alemin ademi olursa ha Allah'ın ihtiyarı var. Kudreti var. Bu illeti tamdır. Mağlul olan alem yoktur. Ya mağlul illeti tamdan infikaki muhaldir. Öyleyse burada alemin ademi kendi nefsinde mümkündür. Ama ademul vuku'un ferdul vuku'undan da muhallik vardır. Çünkü iradesi muhallik nedir? Tehalluful mağlul anil illeti tammeti var. Demek ki öyle değildir. Kendi nefsinde mümkün olan her şey, herhangi bir şey, onun ferdül vukuundan muhallik yoktur, öyle değil. Eğer dışarıdan bir imtina söz konusu değilse, bakın burada da dışarıdan bir imtina söz konusu nedir? Tehalluful ma'lul anil illeti tammetidir. Bakın, ma ennehu yelzem min ferdi vuku'ihi nereye gidiyor? Ademul aleme gider. Tehalluful ma'luli ku alemdir. An illeti tammeti ku kudretil ihtiyardır. Vehu muhalun. Bu tehalluf muhal. Öyleyse burada alemin ademi mümkündür ama onun ferdül vukuunda muhallik lazım geliyor. Anlaşıldı değil mi? O zaman mümkün olan bir şey, kendinize mümkün olan bir ne varsa ferdül vuku'unda muhallik yok, lazım gelmez, öyle değil. Dışarıdan bir imtina söz konusu değilse öyle. Yoksa muhallik var. Velhasıl. Vel ne? Velhasıl. Bu söylediğimizin hulasesi, bu söylediğimizin özeti budur. Ennel mümkine.
kendi nefsinden mümkün olan herhangi bir şey. La yezum min fardi vuku'i muhalun. Onun fadlı vuku'ndan ne lazım gelmez? Halik lazım. Ama bir nezir ile zati, o mümkünün zatına bakılarak vuku'unda bir muhallik yok. Kendi nefsinde mümkün olan bir şeyin vuku'unda bir muhallik yok. Velhasıl ennel mümkine la yelzama min fardi vuku'i muhalun bin nezri ile zatihi. Anlıyorsunuz değil mi? Ennel mümkine fi nefsihi. Yani bir mümkün, herhangi bir mümkün, kendi zahari bir şeye bakmaksızın, kendi nefsine bakılırsa, bunun vuku'unda bir beis yok denilir. Ve emma bin nezri ila emrin zaidin ala nefsihi. Ama o mümkün nefsine zait bir emre bakılırsa, فَلَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ لَا يَسَلْزِمُ الْمُحَالَ Muhali gerektirmez, biz bunu demeyiz. O emre zayide bakılınca bazen bunu imtina-i meydana gelir. Fadl-i vuku'unda muhallik olur. Yani mümkün olan bir şeyin fadl-i vuku'unda muhallik yok, bu kendi nefsine bakılırsa bu durum böyle. Bir emre zayide bakılmaksızın bu böyle. Ama emre zayide bakılırsa durum değişebilir. Ne olur? Emre zayide bakılır. Emre zayide bunun imtina-i gerektiriyorsa bunun fadl-i vuku'unda muhallik var. Gerektirmiyorsa yoktur. Oldu. Velhasıl bu söylediğimizin hulasesi ennel mümkine la yelzemu min fardi vuku'i muhalun bin nezri ile zatihi ve emma bin nezri ile emrin zaidin ala nefsi felan üstellimu ennehu la yestelzimul muhalun. Mesleği anladınız değil mi? Tamam. Ve ma yücedü minel ellemi fil madrubi. Duralım burada. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي